Merhaba değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyenleri. Bugün Bulgar Bangoları denilen ırklar hakkında size bilgi vereceğim. Farklı renkleri mevcut. Gördüğünüz gibi mavi kanatlar, şekeri kanatlar, bu şekilde kahverengiye yakın bir ton. Yine yan tarafında bir şekeri kanat. Üst tarafta bir tane kırmızı kanat dişimiz. Bu kuşlar boyut olarak ne kadar küçük olursa o kadar ırkının özelliğini taşıyor diyebiliriz. Kafa yapıları olarak iri kafalar ve patlak gözler ön planda olması gerekiyor. Güllü olan modelleri de var. Bazı yerlerde kravatlı deniyor. Yine gülsüz olan modelleri de mevcut. Örneğin şu kırmızı kanatta bu güllü modeli. Şu erkeğimizde gül biraz daha az. Üretmesi zor hayvanlar. Çünkü gaga yapıları çok kısa ve yavruya çok sadık hayvanlar değiller. Çok nadir olarak kendi yavrularını büyütebiliyorlar. Bakıcı kullanmak gerekiyor bu kuşları üretmek için. Görsellikleri çok iyi kuşların. Farklı renkte modelleri var. Genelinde sadece kanat renkli oluyor. Kuyrukları beyaz, ak kuyruk, tek kanat kuşlar. Kanatları renkli. Fakat kuyrukları beyaz. Irk olarak karıştırılıyor. Bango, Mısri, farklı isimler söyleniyor. Tabi bunların hepsi farklı ırklar aslında. Ama günlük hayatta karıştırılıyor bunlar. Bir tane yavrumuz mevcut. Şimdi göstereceğim size bu yavruyu. Bu yavru ufak bir yavru. Kendileri bakıyor. Şu kırmızı kanat dişiyle. Hemen arkasında bulunan sağ ayağında renkli fosforlu bir boncuk bulunan erkeğin yavrusu. Bu da muhtemelen yine kırmızı kanada yakın bir renk olacak. Kendileri bakıyor. Yavru küçük olmasına rağmen hemen elimde hissediyorum. Maya vermesine gerekirken yine biraz katı yem verilmiş bu yavruya. Çok iyi bir yavru bakamıyor bu kuşlar maalesef. Görsellikleri az önce söylediğim gibi gayet güzel. Besleyicisine zevk veriyor. Kuşların hepsi Bulgaristan plakalı kuşlar. Özellikle Bulgaristan'da daha iyileri mevcut. İstanbul bölgesinde, yani Kırklareli bölgesinde sevilen, üretilen kuşlar. Az önce söylediğim gibi üretmesi çok zahmetli olan ırklar. Bu ırkların üretmesi en sağlıklı bakıcı yöntemi kullanılarak yapılabiliyor. Şurada da iki tane yumurtamız mevcut. Bu takımdan henüz yavru alamadık. Yumurtalar mevcut. Bunların hepsi genç kuşlar zaten. Yaklaşık 8-9 aylık kuşlar. İlk yavrularını, yumurtalarını yaptılar. Farklı renkleri mevcut. Biz geliştirmeye çalışıyoruz bu ırkları. Tamamen ayrı. Kendilerine özel bir yerde kalıyorlar. Şu an için. Önümüzdeki dönemlerde belki de diğer kuşlarımızın arasına koyarız ya da tek tek kafeslerde besleyebiliriz. Ama mutlaka bakıcıya baktırmak gerekiyor. Yoksa çok da verimli olmuyor yani. Sadece kendisi ne baktırmak çok verimli bir çözüm ya da hızlı bir üretim sağlamıyor. Ama mutlaka yine kendisinin de yavru bakması gerekiyor. Aksi takdirde sürekli altından yumurta çekerek hiç yavru baktırmadan kuşları küstürebiliriz. Yavruya, yumurtaya. O da tehlikeli bir durum. Hızlı üretelim derken kuşu da yıpratır.
oluşturabilir. Bu kuşların beslenmesinde mermer yemlikler aslında kullanılmalı. Biz normal standart yemlikler de yapıyoruz. Fakat mermer yemlik kullanmak bu kuşların gagasının da uzamaması için ya da uç kısımlarının törpülenmesi için iyi bir çözüm oluyor. O yemliklerden de temin etmemiz gerekiyor aslında. Küçük taneli yemler tercih edilmeli. Gagalatısı olduğu için büyük taneleri yemleri yutamıyorlar. Yutamadıkları için de iyi bir beslenme olmuyor. Ve hayvanların sağlığı gün geçtikçe bozuluyor. Sevdiğimiz kuşlar bunların kanat kuyruk olan yerli versiyonlarına Manisa bölgesinde Yenice, Turgutlu bölgesinde Enice isimleri veriliyor. Kısa gagalı kuşlar yerli ırkları çok sağlam, damarları yüksek, uçuma elverişli kuşlar. Fakat bu Bulgar bangoları ya da Bulgar mısırları denilen kuşlar uçuma pek elverişli kuşlar değil. Ve çok sağlıklı uçmuyorlar ama kısa mesafe uçucuları. Yeniceler ise arka arkasına uzun süre uçabilen kuşlar, yani arka arkaya 30-40 posta, 50-60 postaya kadar kaldırabilirsiniz. Kısa mesafe uçar, gözü hep yerdedir. Damarları da çok sağlamdır. Ve yakalanmaları zordur. O kuşlardan da var elimizde bir iki takım. İleriki videolarımızda onları da sizlere göstereceğiz. Yavruya yumurta yatan bir erkek. Şu kırmızı kanadın az önce söylediğim gibi yavrusu var. Şu dişi benim çok sevdiğim bir kuş. Görselliği, gülüyor. Renk tonu falan çok farklı. Yine mavi kanatlarımız. Mavi kanatlarımızın da yumurtası var. Onları da gösterelim. Hatta yumurtadan biri kırılmış mı? Bakalım yumurta kırılmış mı? Evet, bu yumurta maalesef kırılmış. Muhtemelen de içindeki yavru da ölmüştür. Zaman zaman oluyor böyle şeyler. Kümes kavgasından kırılabiliyor. Evet, kuşlarımız bu şekilde. İnşallah bu sezon bunlardan bol bol üreteceğiz. Bu ırkın gelişimi için daha iyilerini çıkarmak için çaba sarf edeceğiz. Farklı renklerde modelleri mevcut. Şu an burada olmayan, diğer kümeslerde olan sarı kanatları da var elimizde. Onların da görselliği gayet iyi. Güzel kuşlar. 40 liradan almıştım ben bu kuşları. Muhtemelen Bulgaristan'dan getirilen kuşlar. Hepsinde Bulgar plakası var. Bacaklarında Bulgar boncukları var. Bir tanesini yakalayalım şöyle. Evet, Bulgar plakası. Irkın bir diğer özelliği bacakların oldukça kısa olması. Kuşun yere yakın olması. Ve kanatlarında başlardaki beyazlıkların arasında herhangi bir farklı renk telengin olmaması gerekiyor. Özellikle kafa yapıları çok önemli. Kafalarına üstten bakıldığında kuşlar arasında kullanılan bir tabir, hani para koysan durması gerekiyor. Göz çukurlarının üzerindeki şişliklerin büyük olması gerekiyor. Ve kafanın tam ortasının çukur olması, bu şişlikli diğer gözlerinin üzerindeki şişliklerinde büyümesi gerekiyor. Bu kuşlar bir yaşından sonra kendilerini gösteriyorlar ve küçük yaşlarda pek belli etmiyorlar.
bir yaşın üzerindeyken artık tamamen fiziki yapısını tamamlıyorlar, kemik yapılarını tamamlıyorlar ve daha iyi bir görselliğe sahip oluyorlar. güvercin hastalıkları için www.mehmethocam.com web sitemi, yani farklı güvercin ırklarında için ya da hiç farklı kümeslerden görüntüler için Mehmet Hoca isimli YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Hepinize bol yavrulu hastalıktan uzak, üretimin yüksek olduğu bir sezon geçirmenizi dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.